Ayasofya sonunda ibadete açıldı. Açılmasıyla birlikte merak edilen birçok soru akıllara geldi. Çünkü Ayasofya öyle bir yer ki şifreleri ve sırları anlatmakla bitmiyor. Kabe, Mescid-i Aksa ve Ayasofya'nın aynı hatta olduğunu düşündüğümüzde bile büyük sırların kapısını aralayabiliriz. Ama bugün daha farklı bir sırrı anlatacağım. Kimsenin anlatmadığı bir sırrı. Hadi, şimdi Koray Kamacı'nın bizlere aktardığı bilgileri kullanarak asıl meselenin derinlerine dalalım. Sevgili dostlar, malum Ayasofya'nın cami yapılması kararı bizler için çok önemlidir. Bu önemse sadece Ayasofya'nın İstanbul'un fethinin mirası değil, aynı zamanda Roma İmparatorluğu zamanında İstanbul'a yerleştirilen 15 tılsımın da içinde yer almasıdır. Ayasofya'nın dünyanın en önemli ley hatlarının en kuvvetli olan kısmına inşa edilmesi hususu da ayrı bir önem teşkil etmektedir. Ayasofya'nın açılmasıyla birlikte batıni ve zahiri manada bazı sırların açılmasının da zamanı gelmiştir. Umarım ki yakın dönemde bu sırlarla ilgili önemli değişimler ve gelişmeler olacaktır. Ayasofya'nın ve hatta İstanbul şehrinin manevi alemdeki metafizik boyutu çok önemlidir. Antik dönemde dünyanın merkezi Doğu Roma'nın da sıfır noktası olarak kabul etmekteydi. Ayasofya'dan Beyazıt'a giden yolun sağında tam köşede yer alan ve bugün neredeyse doğru düzgün fark edilmeyen milyon taşıysa bu merkezin sıfır noktasıydı. Aynı zamanda tüm yollar Roma'ya çıkar sözünün de kaynağıdır bu husus. Böyle bir yerin ve merkezin de dünyadaki önemi çok büyüktür. Dünyanın merkezini ve burada yayılacak enerjiyi de etkilemek adına Roma döneminde İstanbul'a 15 tılsım yerleştirilmiştir. Örneğin Çemberli Taş bu tılsımlardan biri olarak kabul edilmektedir. Bunun yanı sıra yere batan sarnıcında yer alan Medusa heykeli de bu tılsımlardan biri olarak bilinmektedir. Yani kısaca örnek verecek olursak, Arkadius sütunu da bu bağlamda önemlidir. Bugün Cerrahpaşa'da bulunan bu sütun, Evliya Çelebi'nin de Seyahatname adlı eserine konu olmuştur. Evliya Çelebi'nin anlattığına göre, sütunun üstünde yer alan peri yüzlü heykel, İstanbul'un felaket zamanlarında çeşitli çığlıklarla haberci görevi görmektedir. İstanbul'daki 14. ve en önemli tılsımın bulunduğu bir başka yerde, Ayasofya'nın içinde yer alan ve üstünde 4 büyük meleğin tasvir edildiği 4 sütunlu anıttır. Bu inanca göre, Cebrail kanat çırpınca doğuda bolluk ve bereket, İsrafil kanat çırpınca batıda kıtlık yaşanırmış. Mikail kanat çırpınca kuzeyden bir kahraman çıkar, Azrail kanat çırpınca ise tüm dünyada veba salgını olurmuş. Bütün bu hususların ilginç bir yanı ise yapılan tüm bu tılsımlar dünya üstünde yer alan leyatları üstünde yapılmıştır. Dolayısıyla dünyanın önemli noktalarındaki mühim eserler bu hatlar üstünde yapılmıştır. Ayasofya için asıl önemli hususlardan biri de şudur. Biliyorsunuz ki dünyanın çeşitli yerlerinde bazı obeliskler yani dikili taşlar yer almaktadır. Dikili taşlar yeryüzünde anıt taşlar vesaire olarak geçse de aslında şeytanın simgelerinden biridir. Eski Mısır'dan beri gelen bir husustur bu dikili taş mevzusu. Aynı zamanda şeytanın dikili taşın içinde var olduğuna inanılır. Dikili taşlar şeytanın yeryüzündeki mühürleri olarak da bilinir. Bu obeliskler Deccal çıktığında ayin yeri olarak bir toplanma yeri olacaktır. Hatta Kabe yakınlarında hacılarımız şeytan taşlamaktadır. Baktığımız zaman taşlanan o taş yine şeytanın mührü olarak bilinen dikili taşlardır. Bu bağlamda obelisklerin önemi büyüktür. Aslında bu dikili taşlar üstünde yer alan sembol ve işaretler bir nevi güçlü tılsımların olmasına da olanak sağlıyordu. Romalılar dikili taşlara büyük bir ilgi duymuştur. Bu yüzdendir ki İstanbul'a eski dünyanın merkezi olarak geçen Sultanahmet Meydanı'na da güçlü bir tılsım içeren meşhur bir dikili taş dikmiştir. Bu Roma döneminde İstanbul'a inşa edilen en güçlü tılsımlardan biriydi. Doğu Roma İmparatoru Theodosius 390 yılında Mısır'dan bir dikili taş getirtmiş ve özel bir temel üzerine Hipodrom bölgesi olarak bilinen bugünkü Sultanahmet Meydanı'na diktirmiştir.
aslında İmparator Theodosius, dünyanın merkezi olan Konstantinopolis yani İstanbul şehrine enerjiyi elinde bulundurmak ve yönlendirmek adına eski bir pagan rahibin yönlendirmesiyle güçlü bir tılsım içeren bu taşı Mısır'dan özellikle getirtmiştir. Nitekim bu taşın bulunduğu yerin altında ve yakınında Hristiyan gibi görünen paganlar tarafından ve şeytanın uşakları tarafından gizli tılsım ayinleri yapılmaktaydı. Böylece burada bütün bu ortam ve materyaller sayesinde çok güçlü büyü ve tılsımlar yapılabilmekteydi. Hatta Sultanahmet'teki bu dikili taşın kuzey yönüne bakan tarafında diğer yönlerinde olmayan bir sembol işaret vardır. Değerli okurlarımız bu figüre dikkatli bakınca Baphomet figürünü göreceklerdir. Baphomet ise 14. yüzyıl başlarında Katolik Kilisesi tarafından aforoz edilen tapınak şövalyelerinin taptığı iddia edilen şeytani bir figürdür. Değerli dostlar, 29 Mayıs 1453 yılında Güneş doğudan bir kez daha bir başka doğmuş ve İstanbul'un Osmanlı Devleti'nin en kudretli padişahlarından biri olan Fatih Sultan Mehmet Han ve Şanlı Ordusu tarafından fethedilmesiyle birlikte buradaki şeytani düzen de tersine gitmeye başlamıştır. Fethin sembollerinden biri olan Ayasofya'nın camiye çevrilmesi sonucu meydanda bulunan dikili taşın yaymış olduğu enerji azalmış ve denge iyice bozulmuştur. Ayasofya'da toplu namaz kılınmasıyla birlikte ortaya daha başka bir pozitif enerji çıkmış ve güçlü ley hattıyla yayılmıştır. Bu hususta bağlantılı olan namaz ve müminin miracı hususuna çok uzun olduğu için şu an değinmeyeceğim. Çok sonraları Ayasofya camiden müzeye çevrilince bu taşın etkisi yeniden artmıştır. Kısmen de olsa bu taşın yaydığı enerjiyi yanı başında bulunan Sultanahmet Camii dengelemeye çalışmaktadır. Lakin Ayasofya gibi değil. Günümüzde ise Ayasofya'nın ibadete açılması ve yeniden cami olması küresel şeytani güç odaklarının tüm planlarını bozmuş ve dünyanın merkezi olan İstanbul üstündeki farklı bir metafizik gücü de harekete geçirebilecektir. Bu hususun yansıması çok farklı olabilir. Ayasofya'nın açılmasına dünyadan bu kadar tepki gelmesinin sebebi ise sadece eskiden bir kilise olmasından dolayı değil, bu hususları içinde barındırmasından dolayıdır. Perde arkasını ve arka planını iyi okumak lazımdır. Bu arada madem Ayasofya bu kadar önemli bir husus, peki neden bu zamana kadar açılmadı sorusu aklınıza gelirse cevabı çok basittir. Unutmamak lazımdır ki her sır zamanına gebedir. Umuyorum ki bu zincirin kırılması başka zincirlerin de kırılmasına vesile olacaktır. Bu arada bir kez daha söylemekte fayda var. Ayasofya siyasetin çok çok ötesinde ve üstünde bir meseledir. Dolayısıyla samimi bir şekilde inanan her Müslümanın mücadele etmesi gereken bir konudur. Bu hususta emeği geçenlerden Allah razı olsun. Türkiye içindeki pek çok sır kapısının da tıpkı Ayasofya gibi açılmasını Rabbim bizlere nasip etsin inşallah. Sevgili dostlar, dünyanın kritik öneme sahip manevi boyutu, metafizik yönü kuvvetli 3 altın noktalı hattı vardır. Bunlardan biri de İstanbul'daki Ayasofya'dır. Bulunduğu konum itibariyle büyük bir ley hattı üstündedir. Ley hattı ya da diğer bir deyişle maneviyat enerjisi dünyanın bütününde olan ve yayılan güçlü bir enerjidir. Ayasofya'nın siyasi yönünden çok bu yönü çok ama çok önemlidir. Ayasofya kendi içinde büyük sırlar barındıran en önemli ibadet alanıdır. Ama maalesef günümüzde hala müze olarak kullanıldığından tam manasıyla manevi kısmının enerji boyutu da ortaya çıkmış değildir. Oysa Ayasofya, tüm dünyayı ve küresel şeytani düzenin temsilcilerini yakından ilgilendiren sırlara ve özelliklere sahiptir. Dünya üstünde belli ley hattı noktaları var ve dünya düzeni bunun üstüne kuruludur. Bunlar dünyaya huzur ve düzen veren noktalardır ve şeytan da bunu çok iyi bilir. Alimlerin söylemiyle dünya bu enerji hatlarının içinde döngüsel bir metafizik boyutunda anahtarı konumundadır. Özellikle baktığımız zaman Kabe dünyanın altın oran noktasındadır. Kabe yönünde secde eden her iman edenin kalbinden geçen iyi düşünceler, Kabe üstünden dünyanın her yerine dağılır. Özellikle de altın oran konusunda Kabe, Mescid-i Aksa, Ayasofya belli bir çizgi üstündedir. Bu üç önemli yeri de Osmanlı Devleti'nden başka hiçbir güç uzun süre kontrol etmemiştir. Bu da ayrıca dikkate değerdir. Son olarak şu hususu da belirtmeden geçmeyeceğim. Korona illeti tam da şeytani düzenin hizmetkarlarına yaradı. Çünkü manevi anlamda ibadethanelerin kapalı olması, toplu şekilde ibadet dahil, Kabe gibi ley hatlarının da boş kalması sonucunda dünyadaki pek çok insanı etkileyecek manevi anlamda çöküntüler getirecektir.
Bu sadece Müslümanlar için değil, Hristiyanlar, Museviler de dahil tüm dünya dinlerinde görülen bir husus. Korona illetinin en büyük yıkıntılarından biri de budur. Küresel şeytani üst akıl bu olayda ters anlamda kendini güçlendirici ve deccaliyet sistemini zihin kontrolüyle güçlendirecek işler yapmaktadır. Bunun da ruhsal boyuttaki tahribatı çok olur. Ve son söz. Dünyadaki ilahi manada iki büyük sır kapısı ve merkezi vardır. Bunlardan biri Kudüs, diğeri de İstanbul'dur. İkisi de birbirine batıni anlamda suyun suya benzediği gibi benzer. İkisinin de sırrı zamanın sahibinde gizlidir. Böylece bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.